AK Parti'nin %70-%75 oy aldığı mahallelerde bile bugün ne yapıldığını sorgular hale gelmiş durumda vatandaşlar. Çok ciddi problemler var. Pendik 30 yıldan beri hiç değişmedi. Değerli arkadaşlar, aynı sokaklarda yürüyoruz, aynı kaldırımlarda dolaşıyoruz. Mahalleler hep aynı. Bazı bina değişimleri dışında böyle birkaç nokta haricinde çok ciddi değişimler ne yazık ki Pendik'te yok. Aynı sorunlarla uğraşıyoruz. 2024 yılına geldik. 30 yıldan beri devam eden iktidar var. Bu şehirde hala imar sorunları, hala mülkiyet sorunları, hala ulaşım sorunu, hala kentsel dönüşüm sorunu, dünya kadar sorun var. Bunlar hala çözülemedi. Pendik bu anlamda değişmiyor. Bir de Pendik'te bir şey daha değişmiyor. Bunu her yerde söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Pendik'te Pendik Belediyesi'ne çevresine çökmüş, çöreklenmiş, imar rantıyla beslenen bir takım aileler ve bir takım isimler var. Pendik'i toplamda aslında bakarsınız yani belediye başkanları falan değil, 3 aile 10 tane insan yönetiyor. Onların istediği yönetime geliyor, onların istemediği yönetime gelemiyor. Onların istediğine istedikleri görevler veriliyor, istemediklerine hiçbir şey yapmıyorlar, yaptırmıyorlar. Pendik'te nereye bakarsınız onları görürsünüz. İsterseniz lisenin oraya bakın onları görürsünüz. İsterseniz Sapanbağları'na bakın onları görürsünüz. İsterseniz Kaynarca'ya bakın onları görürsünüz. İsterseniz bakın Yenişehir'e bakın onları görürsünüz. Bu şehirde onların istediği gerçekten bir avuç insan dediğimiz bu insanların istedikleri oluyor. Onların dışında 750 bin Pendiklinin ne yazık ki burada söylediklerinin hiçbir karşılığı olmuyor. Pendik'i öncelikle bu bir avuç insandan, 3 aile 10 kişi olarak nitelendirdiğim bu insanlardan kurtarmak gerekiyor. Pendik'i gerçekten 750 bin nüfuslu vatandaşımızın yaşadığı ve Pendik Belediyesi'nin kaynaklarından 750 bin Pendiklinin yararlandığı bir şehre dönüştürmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Pendik çok ciddi adaletsizliklerin olduğu bir şehir haline geldi. Binlerce vatandaşımızın istekleri ne yazık ki hem de çok yani masum istekleri göz ardı ediliyor. Bunların ben bu 15 sene içerisinde sayısız örneğini gördüm. Sayısız örneğini gördüm. Bunlara karşı mücadele ettik, tavır aldık, hukuki mücadele sürdürdük, siyasi mücadele sürdürdük. Mesela lisenin orada hepimizi içinde yaradır. Hemen o toprak sahada yaşananlar. Kızılay'ın arazisinin bile 3 defa, yani o kamp arazisinin bile 3 defa rezerv alan içerisinde yeni yapılan imar planlarında konut artı ticaret artı turizm alanına alınması, yani imara açılması istenmesi, oralara müdahalelerimiz, oradaki hukuki mücadelelerimiz, bunların hepsi Pendik'in tarihine geçti. Size bu konularla ilgili, adaletsizlerle ilgili birkaç tane örnek vermek istiyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı'na çıktığınızda hemen sağınızda ve solunuzda parseller vardır. Sağınızdaki parsellerin üzerinde yapılan binalar bulunuyor. Üstünde AVM'ler, rezidanslar falan var. Yapılmış, bitmiş, hepsinde içinde insanlar var, vatandaşlar var, dükkanlar var, devam ediyor. Sol tarafta hemen boş alanlar var. Pendik, buranın da imarı var bu arada. Bu imarlı yerde de imar tamamen ticaret. Konut yapma hakkına sahip değilsiniz. %0 konut yapma hakkınız var. Bundan 3-4 ay kadar önce ya da 5 ay kadar önce Pendik Belediye Meclisi'ne bir karar geldi. Dediler ki bu 0 konut yapma hakkı olan yerlere %20 konut yapalım. Böyle bir hak veriliyor. Ben dedim ki buradaki binalar yapılmış. Bunların hepsi bitmiş. Bu vatandaşlar yani yapılan binaları yıkacaklar da yeni baştan mı yapacaklar? Tabii ki öyle bir şey olmayacak. Değerli arkadaşlar, sonra hemen arkasına sordum. Peki o zaman bu binalarda birileri bir takım kaçak işler mi yaptı ki onları affetmeye çalışıyoruz? Veya soldaki bu boş parsellerde bir imar rantımı yaratmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, bir imar rantımı yaratmaya çalışıyoruz. Biz bunların hepsini sorguladık. Dönüp baktığımızda sadece orada 14-15 tane parsele ilişkin olarak bir plan tadilat yapımını gördük. Bakın 14-15 tane parselden bahsediyorum. Bir mahalleyi ilgilendiren bir plan değil. Mahallenin tamamını ilgilendiren bir plan değil. Bölgeni yani 3-4 mahalleyi ilgilendiren bir bölge planı değil. Sadece 14-15 tane özel seçilmiş parselden bahsediyorum. Bunlarla ilişkin bize bir plan tarzı getirdiler. Reddettik. Kanun itibariyle aynı planın Büyükşehir Meclisi'ne gelmesi gerekiyor. Büyükşehir Meclisi'ne geldi. Bir sürprizle beraber geldi. Aslında sıfır konut yapma hakkı olan yerlerde Pendik Belediyesi %20 konut yapma hakkı vermişti ya. Biliyorsunuz Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti'nin çoğunluğu var. İmar Komisyonu'nda AK Parti'nin çoğunluğu var. Belediye Meclisi'ne indirilen dosyada birdenbire %20 konut yapma hakkının %50'ye çıkartıldığını gördük. Bir ayda. Ne değişti bir ayda? Pendik'te %20 konut yapma hakkı verdiğiniz yerde bir ayda ne değişti de %50 verdiniz? Tabii biz buna da itiraz ettik. Hukuki süreci başlattık. Ekrem Başkanımızla konuştuk. Bu adaletsizliğe karşı Ekrem Başkanımız konuyu veto etti. Meclise bir daha iade etti. Bir sonraki ay kanun itibariyle buraya
bu konunun tekrar görüşülmesi gerekiyor. Peki ne oldu biliyor musunuz? Pendik'te %20, Büyükşehir Meclisi'nde %50 verilen dosya bir sonraki gelişinde, yani üçüncü kez gelişinde bu sefer konut yapma hakkı %55'e çıkartılarak belediye meclisine gitti. Ne değişti? Değerli arkadaşlarım, ne değişti? Pendik'te %20 verdiniz yetmedi, Büyükşehir'de %50 verdiniz yetmedi. Birileri dedi ki size %50 yetmez, bize %55 konut yapma hakkı verin mi dedi de her ay bunu arttırıyorsunuz. Bütün bunların hepsi 3 ay içerisinde Pendik ve Büyükşehir Meclisi'ne geçti. Hepsi bitti. Hemen yarı başında sanayi mahallesi var. Arasında herhalde 500 metre vardır. 500 metre vardır. Sanayi mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız Pendik Belediyesi'ne gidiyorlar. Diyorlar ki bizim sanayi alanı içerisinde kalan evlerimizin bulunduğu yerin konut alanına çevirmesi istiyoruz diyor. Pendik Belediye Başkanı diyor ki, Sayın Amirci, bu Büyükşehir'in yapacağı bir iştir. Büyükşehir'e başvurun, Büyükşehir'e tamam derse yaparız. Mahallenin muhtarı ve mahalledeki vatandaşlar bize geldiler. Peki dedik. Planlama sürecini başlattık. Madem ki Pendik Belediye Başkanı'nın böyle bir önerisi var, böyle bir kabulü var ve bunu geçireceğiz diyor. Tamam, biz de hemen süreci başlattık. İmar Daire Başkanımız muhtarlığa geldi, ekiplerle birlikte mahalleyi ziyaret ettiler. Kurumlarla görüşüldü, sanayicilerle görüşüldü, vatandaşlarla görüşüldü. Bir sene sonunda biz o planları yaptık. Orada yaşayan 2500 tane vatandaşımızın adaletli bir biçimde, orada yeniden dönüşebilmeleri amacıyla, kentsel dönüşüm sağlayabilmeleri amacıyla, kendi tapulu arazileri üstünde, tapulu alanları üstünde bir imar plan çalışması başlattık. Neden? Kamu menfaati. Vatandaşların menfaati açısından. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bunu Büyükşehir planı yapsın, biz bunu geçiririz meclisten diyen Pendik Belediye Başkanı, planlar Büyükşehir Meclisi'ne geldikten sonra 6 ay ile 8 arasında planların mecliste komisyonda kalmasını sağladı. Çıkmadı. Birilerinin planları 3 ay içerisinde katlanarak ve imar rantı artarak planları geçirilirken vatandaşların planları 8 ay mecliste kaldı. Sonra bu ay içerisinde bir haber aldım. Meclis sırasında Pendik Belediye Başkanı ve Büyükşehir Meclisi'nin AK Parti üyeleri sanayi mahallesinin planlarının reddedilmesi istiyorlar. İade edecekler. Neden? Bölge planı içinde değerlendirilsin. Hemen onu 500 metre yanı başındaki 15 tane parseli bölge içinde plan değerlendirme ihtiyacı duymuyorsunuz. 15 tane parselin imar rantı yaratan 15 tane parselin imar planlarını 3 ayda geçiriyorsunuz. Sıra vatandaşa gelince 2500 tane vatandaşı ilgilenen konulunca, kamu vefatı olunca bölge planını değerlendirilsin diyorsunuz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Bir avuç insanı isteğini hemen yerine getireceksiniz. Binlerce vatandaşın isteğini görmezden geleceksiniz. Ciddi bir adaletsizlik. Müdahale ettik. Komisyona gönderdiler. Önümüzdeki ay çıkmasını bekliyorum. Eğer çıkmazsa bütün ulusal basını da çağırarak sanayi mahallesinin ortasında basın toplantısı yapacağım. Bütün Türkiye'ye şikayet edeceğim. Size şikayet ettiğim gibi. Sadece bunlar değil ki. Harmandere'de hala hemen sanayi mahallesinin yanı başında Harmandere'de hala devam eden imar sorunları var. Onu da geçtim. Ertuğrul Gazi Sürüntepe Mahallesi. Rezerv alan içerisinde kalan alanlar. Oranın ciddi bir mülkiyet sorunu vardı. 2010 yılında 2 milyon 200 bin metrekarelik bir alanın hazineden Pendik Belediyesi'ne devredilmesi için bir rapor önümüze geldiğinde bu sorun evet böyle çözülür diyerek destek verdik. Arada 12 sene, 13 sene geçti. Her aşamasında destek verdik. Oy birliği geçirdik. Hiçbir itirazda bulmadık. Neden? Doğru bir iş olduğu için. Doğru bir iş yapıldığı için. Vatandaşın, oradaki binlerce vatandaşın tek tek işte hazineye, milli emlak giderek onları orada alması mümkün değil. Belediyenin böyle bir aracılık yapması doğruydu. Ve bunu destekledik. Bu süre içerisinde şunu söylediler. Her gece konduya iki daire vereceğiz. İmar planını böyle yapacağız. Aradan 10 sene geçti, 12 sene geçti. Geçen sene içerisinde imar planları yapıldı. 1,5 emsal verdiler maksimum. Önce bir kısmına 1,20 sonra 1,5 verdiler. İtirazlar sonucunda maksimum 1,5'da orayı bıraktılar. Binlerce vatandaşımız, Ertuğrul Gazi'de, Sürüntepe'de, kısmen yayalarda, kısmen derinde, Velova'daki binlerce vatandaşımız Şehircilik Bakanlığı'na itirazda bulundular. On binlerce vatandaşı ilgilendiren, kentsel dönüşümü ilgilendiren, gece kondu dönüşümü ilgilendiren ve mevcut planlarla dönüşmesi mümkün olmayan bu yerlere ilişkin olarak vatandaşlar muhtarlar aracılığıyla, dernekleri aracılığıyla gittiler, bakanlığa itirazda bulundular. Sonuç ne? Red. Yani oradaki bir avuç insanın, Pendik merkezinde inşaat yapmak isteyen bir avuç insanın, Pendik'i yöneten o ailelerin istekleri anında yerine gelirken Pendik'teki binlerce vatandaşın sorunları yok sayılıyor. Gelin Çınardere'ye. Çınardere Mahallesi'nde geçen dönem belediye başkanı oradaki gece konduları için ben buraya çivi çaktırmam, bir metrekare yer vermem diyordu. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Bazı AK Parti'nin meclis üyelerinin katkısıyla
Biz geçen dönemde orada Çınardere Mahallesi'nde belediye başkanlığına rağmen planlama sürecini başlattık. Buradaki herkes bunu şahidi. Destek veren bütün AK Parti'nin meclisine teşekkür ederim bu konuda. Birisi bir şey yapıyorsa hakkını vermek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, siyaset yapıyoruz diye kimseyi karalayacak halimiz falan da yok. Orada doğru bir iş yaptılar, destek verdiler. O yüzden de her konuşmamda da onlara teşekkür ederim. Vatandaşın lehine iş yaptılar. Değerli arkadaşlarım, biz geçen dönem başlayan o planlama sürecinde bir yönetime geldikten sonra sözümüzün arkasında durarak planlama sürecini bitirdik. 5 binlikleri yapıldı, binlikleri yapıldı. 4 sıradan beri vatandaş topu almayı bekliyor değerli arkadaşlar. 4 sıradan beri topu almayı bekliyor, topuları alamadı gece konucular. Aynı şekilde bir avuç insanın bu şehirdeki bütün sorunları çözülürken Çınardere Mahallesi'ndeki vatandaşın sorunu çözülemiyor. Kavapınar'da Gülyalı Caddesi'nin alt tarafının planlarını 2 sene önce yaptık, bitirdik. Büyükşehir'de hala binlikler uygulama planları hazırlansın diye bekliyoruz. Çözülemiyor. Pendik merkezi 30 seneden beri aynı, 40 seneden beri aynı. Ciddi bir deprem tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu şehri 30 yıldan beri AK Parti yönetti. Büyükşehir Belediyesi'ni 25 yıl AK Parti yönetti. 22 yıldan beri iktidardalar. Pendik merkeze ilişkin, Kaynarca'nın merkezine ilişkin, Fevzi Çakmak merkezine ilişkin, Çamçeşme'nin merkeze ilişkin olarak daha şu ana kadar böyle gözle görülür, doğru bir plan yapılamadı, buralar dönüşemedi. Sadece Batı Mahallesi'nde değeri yüksek olan yerlerdeki alan dönüşebiliyor. Değeri yüksek olmayan yerler mevcut imar planlarına dönüşemiyor değerli arkadaşlarım. Çok ciddi problemler şehri haline geldi Pendik. Belediye başkan adayının bizim de var. Çeşitli projeler olur. Adaylık sürecinde bunları kamuoyuyla paylaşır. Anlatır. Seçim beğenlemesine koyar. Hatta şimdi internetten yayınlanıyor. Sosyal medya hesaplar falan yayınlanıyor. Pendik Belediye Başkanı Sayın Ahmetçik meseleyi o kadar farklılaştırdı ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte herhangi bir iş yapmamak için kendisinin 2019 öncesinde vermiş olduğu seçim vaatleri tamamından vazgeçti. Kitapçıkları ortada, internette var. Şimdi bakarsınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapmak zorunda olduğu işleri tamamından vazgeçen, Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li belediye başkanıyla görüşmek bile istemeyen bir belediye başkanından bahsediyoruz değerli arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçildiği zaman 39 ilçe belediyesini ziyaret etti. Daha önce bunlar yoktu. Daha önce bunlar ama bizim başkanımız yaptı. Pendik'e de geldi. Sorunlar konuşuldu, neler yapılabileceği konuşuldu. Sonrasında Sayın Ahmetçin'den biz bir nezaketen bir iade ziyarette bile bulunduğunu görmedik. Onu geçtim. Pendik'in herhangi bir sorunu hakkında, kendisinin herhangi bir seçim vaadi hakkında, Pendik'teki herhangi bir yatırımla alakalı olarak şu ana kadar aradan 5 sene geçti. 3 ayı düşelim, bir de 3 aylık meselemiz var bizim. Biraz geriden geliyoruz. 5 sene boyunca bir tek dakika bile randevu talebinde bulunmamış belediye başkanı. Onu da geçtim. Sayın Ekrem İmamoğlu Pendik'e 20 kere geldi bu süreçte. Açılışlar için geldi, temel atma törenleri için geldi, ziyaretler için geldi. Hepsinde Pendik Belediyesi'ne bilgi verildi. Bir tanesine daha katılmadı. Sağ olsun başkan yardımcıları geliyorlar. Teşekkür ederiz onlara. Biz çok ilçede iş yapıyoruz. AK Partili belediyelerde de iş yapıyoruz. Ben mevcutta grup başkan vekilim Büyükşehir Belediyesi'nin. Çok sayıda belediye başkanıyla, AK Partili belediye başkanıyla, hatta MHP'li belediye başkanı Sayın Volkan Yılmaz'la birlikte şehirlere, ilçelere hizmet ve yatırım götürüyoruz. Birlikte temel atmalar, açılışlar yapıyoruz. Biz onlara teşekkür ediyoruz, onlar bize teşekkür ediyorlar. Bu işin güzelliği bu. Ben bizimle birlikte gerçekten çalışan, o temel atmalara, açılışlara katılan bütün belediye başkanlarına İstanbul'da hepsine teşekkür ediyorum. Ama ne yazık ki ben kendi belediye başkanıma teşekkür etme şansını hiç bulamadım. Neden? Değerli arkadaşlarım, partizanlık. Partizanlık her yeri sarmış durumda. Bir ötekileştirme, ayrıştırma durumuyla karşı karşıyayız Pendik'te. Pendik bundan çok çekiyor. En son örnek Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kreş örneği. Büyükşehir Belediyesi olarak o bölgede kreş yapıyoruz. İstanbul'un her yerinde kreş yapıyoruz. Yüze yakın kreş yapıyoruz şu anda. İnşaatı bitenler var, devam edenler var, projesi bitenler var. Büyük civarında kreşler şu anda inşaatı devam edip hizmete girmiş durumda. Pendik'te de dönem sonunda 8 tane kreş olacağını düşünüyoruz. Bunu tercih ederken de öncelikle çocuk nüfusunun yoğun olduğu ve gelir seviyesinin daha düşük olduğu mahalleleri tercih ediyoruz. Ertuğrul Gazi Mahallesi de çocuk nüfusunun yoğun ve gelir seviyesinin düşük olduğu bir mahalle olduğu için orada Büyükşehir Belediyesi'nin kendi arazisi üstünde bir kreş inşaatı başlattı. Neden? Çocukların ihtiyacı var. Bugün şartlarda insanlar 10 bin lira ortalama olarak kreşe veriyor. Pendik'te kiralar gelmiş 15 bin liraya. Sadece kreş parasını ve kirayı koysanız 25 bin lira yapar. Asgari ücret bu ülkede 17 bin 2 lira. Bu insanlar ne yiyecekler ne içecekler? Bir belediye bunları düşünmeyecek mi? Tabii ki düşünecek. Vatandaşlarımızın yani en iyi şartlarda ve en düşük böyle sadece sembolik ücretler vererek
En güvenli biçimde çocuklarını kreşlerine bırakabilmek için biz bu yatırımları sürdürüyoruz. Biz en değerli işimiz kreşlerimiz. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir kreş inşaatına başladık. Orada da biliyorsunuz bir imar planı yapıldı ve sonra uygulama imar planları devreye sokuldu. Akşamleyin yattık. Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan arazi sabahleyin kalktığımızda hazineye aitti. Askıya çıkan planlarda Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde kreş inşaatı yaptığı arazinin bir gün içerisinde hazineye devre olduğunu gördük. Ya kreş yapıyoruz. Kendi arazi üstünde kreş yapıyoruz. Bunu yaptığımızı biliyorsunuz. İnşaat devam ediyor. Ne oldu yani? Ne oldu? Biz Büyükşehir Belediyesi olarak o kreşi işletebilmek için hazineyle protokol yapmak zorunda kalacağız. Az önce dedim ya, kendi evimizde kiracı olmaya çalışıyoruz. Kira konutu yapacağız belki de bir anlamda. Değerli arkadaşlar, şimdi ne gerek var bunlara? Kreşe bile tahammülü olmayanların yani daha sırası neler yapacağını siz düşünün. Bunlar bizim için gerçekten çok acı şeyler. Fendik'te geçmiş dönemde Kenan Şahin döneminde okulların bakım, onların tadilat, temizlik giderleri Fendik Belediyesi yapardı. Doğru bir şey yapardı. Bizim aramızdaki tartışma bu bütçe yetmez, biraz daha fazla bütçe ver tartışmasıydı. Ama yapılan iş temelde doğruydu. Bugün bu dönemde Fendik Belediyesi hiçbir okula ne tamir ne bakım ne onarım ufak tefek birkaç şey dışında hiçbir şey yapmıyor. Okul müdürlerimizin bize gelmesiyle, okul aile birliklerinin bize gelmesiyle biz bir süre önce bu durumu farkına vardık ve son 1,5 yıl içerisinde 30 civarında okulun ağır bakımını, onarını, tadilatını biz yaptık. Değerli arkadaşlarım, bu çocuklar hepimizin çocukları. Hepimizin çocukları devlet okullarına gidiyor. Bu şehirde 10 binlerce çocuk bu okullarda okuyor. Üzüntüyle söylüyorum ki kapısı kırık olduğu için, tuvaletleri kırık olduğu için, kullanılamayan tuvaletler olduğu için çocukların gidemediği okullarımız var. Çatısı akan okullarımız var. Ben bu şehirde yer olmadığı için Bodrum katında kanalizasyon dairesini ikiye bölmüş, yarısını yemekhane, yarısını işte kütüphane yapmış okullar gördüm. Temeli küf olan, Ertuğrul Gazi, küf olan okullar var. Kokudan içeri girilmiyor. Bunlar bizim çocuklarımız. Atatürk üstleri paramparça olmuş pek çoğunda. Asfaltlar hepsinde delinmiş. Çocuklar düştüğü zahisin bacakları yarılıyor. Hobi bahçeleri var. İmkansızlarla hobi bahçeleri perişan olmuş. Bütün okullar böyle Fendik'te. Çok iyi durumda olan çok az sayıda okul var. Çünkü okullar hepsi eski ve yıpranıyor. Fendik'te okullarımızın fiziki durumundan dolayı akademik olarak da okullarımız geride. Tuzla ve Kartal'daki, Maltepe'deki okullar akademik olarak Fendik'teki okullara çok daha ilerisinde. Burada ilkokulu, ortaokulu bitiren çocuklarımız Kartal'daki, Maltepe'deki ya da Tuzla'daki başka okullara gitmeye çalışıyorlar. Özel eğitim, yani özel niteliği olan okul sayımız çok az Fendik'te. Buradan mezun olan çocuklarımız ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, Kartal'daki, Tuzla'daki, Maltepe'deki çocuklarımızdan daha düşük puanlı yerleri kazanıyorlar. Bu şehir bunu hak etmiyor. Fendik Belediyesi'nin görevi değil mi bu? Sorduğumuz zaman Milli Eğitim bütçesi var diyorlar. Ben bu şehirde bütçesi olan başka kurumlara çeşitli yardımlar yapıldığını çok gördüm. Çok gördüm. Örnek vermek gerekirse AK Parti Maltepe İlçe Teşkilatı'nın, ben geçen sene bunu söylemiştim belediye meclisinde, belediye başkanı huzurunda belgelerle açıklamıştım. AK Parti Maltepe İlçe Teşkilatı'ndaki bazı arkadaşlarımız, mesela Üsküdar'a, Boğaz'a gitmek istediklerinde Üsküdar Belediyesi'nin gemisiyle otobüsler buradan gönderiliyor. Fendik'in haline bakın. Bir avuç insan elinde ve siyasetin elinde oyuncak olmuş durumda. Fendik'in buradan kurtulması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Fendik'teki okullarımız spor açısından gerçekten başarılılar. Desteklenmeleri gerekiyor. İstanbul birinciliği olan, Türkiye birinci olan çok sayıda okulumuz var. Ama herhangi bir şampiyonluğa gitmek istediğiniz zaman otobüs istediğinde otobüs alamıyorlar. Çok değerli amatör spor kulüplerimiz var. Ayda 2 defa otobüs alıyorlar. Daha fazlasını alamıyorlar deplasmana gitmek için. Deplasman da bu arada Urfa'ya falan gitmiyorlar. Sancaktepe'ye falan gidiyorlar. Otobüs alamıyorlar. Herkes cebinden veriyor. Bazen vatandaşlarımızın başka ihtiyaçları için ihtiyaçları olduğunda bunları alamıyor. Ama AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı eğer otobüs ihtiyacı varsa buradan gönderiliyor. Siz bu şehirdeki okulların sorunu çözmeyeceksiniz. Siz bu şehirdeki çocukların gidecekleri turnuvalara otobüs vermeyeceksiniz. Siz bu şehirdeki amatör spor kulüplerinin sorunu çözmeyeceksiniz. Siz bu şehirdeki derneklerin sorunu çözmeyeceksiniz. Siz bu şehirdeki camilerin, cemevlerin sorunu çözmeyeceksiniz. Bu kadar devasa bütçeyi tek kalemde stadyum yapımı için harcayacaksınız. Bu olmaz. Değerli arkadaşım, bakın bu olmaz. Onun da ihtiyacı varsa elbette ki oraya da yardımcı olalım. Ama öncelik sırasına göre. Ama öncelik neden değişiyor biliyor musunuz? Şöyle. Maçları seyredenler bilirler.
Böyle ben de spor maçı seyrettiğimde karşımda böyle kocaman bir tane duvar geliyor. Kocaman bir tane duvar. Orada ne yazıyor? Başarılar dilerim. Ahmetçi Pendik'lere de başkan. Pendik işte böyle bir durumda. Reklam, partizanlık, adaletsizlik. Bir avuç insanın elinde ne yazık ki oyuncak hale gelmiş durumda. 30 yıldan bu yana iktidarda oldukları için herhalde kendilerini büyük bir rahatlık içinde hissediyorlar. Tam bir lale devri. Kimi aday yaparsak o seçimi alır anlayış içerisindeler. O dönem bitti. O dönem bitti. Biz buradayız. Bütün gücümüze sağlıyız. İlçe başkanımız burada, ilçe örgütümüz burada, partililerimiz burada, eşim burada. Hepimiz birden mücadele ediyoruz. Ve herkese Pendik'te bu yaşanan adaletsizlikleri anlatmak, Pendik'i gerçekten Pendik'e yakışır bir vizyonla cazibe merkezi haline getirmek bizim görevimiz. Ve bunu mutlaka yapacağız. Bu seçimde mutlaka kazanacağız. Değerli arkadaşlarım, yani öyle şeyler yaşıyoruz ki mesela 168 proje açılışı oldu. 168 proje ne olduğunu aranızda bilen var mı? Bunu herhangi bir yerde yazıldı mı? Ben biliyorum 168 projenin önemli bir çoğunluğu Kenan Şahin döneminde başlamış, bitirilmiş ya da Kenan Şahin döneminde projelendirilmiş, başlanmış, bu dönem bitirmiş projeler. Sayın Cumhurbaşkanı getirdiler buraya. Kendi döneminde kendisine ait bir projesi olmadan, bir projesi hayata geçmeden dönemi bitiren bir belediye başkanı olacaksınız. En büyük projesi Pendik Belediye binasıydı. Başladı, müteahhit gitti. Ondan beri 2 sene durdu. Şimdi bir ihale yaptılar, Pendik Belediye şirketine verdiler. Pendik Belediye binası 4 seneden beri ortada yok. Mevcut belediye binasında sığmış durumdayız. Herkes ufacık odalarda. Resmen oraya sığmış durumdayız. Pendik Belediye binası inşaatını bile yapamıyor. Kendi belediye binası inşaatını yapamayan bir anlayışın Pendik'e katkı sağlamasını herhalde bekleyemeyiz değerli arkadaşlar. Pendik'teki sorunları çözmesini de bekleyemeyiz. Önce bir kendi belediye binasını yapması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Yani bu döneme ilişkin hiçbir özel çalışma ne yazık ki yok. Belediye çalışanları gerçekten çok sıkıntıda. Ben zaman zaman belediye meclisinde gündeme getiriyorum. Belediye çalışanların durumlarını. Hatta şunu da söyledim ben daha öncesinde. Pendik belediye çalışanları içerisinde geçmişte pandeminin yoğun olduğu günlerde sosyal yardım almak zorunda kalan arkadaşlarımız vardı. Enflasyon bir anda arttı. Bir anda hepimiz fakirleştik. Belediye çalışanlarımız da fakirleşti. Ne yazık ki bunlara sırtını dönen, bunları görmezden gelen bir belediye anlayışı var. Kendi çalışanlarına karşı böyle, hani bizi bıraktım, hani CHP'lileri muhalefeti falan bıraktım. Kendi çalışanlarına bile böyle davranan bir anlayış var. O kadar ilginç ki, kendi hakkını aramak için, yani bir günlük iş bırakan çalışanlarına bunları Tarık Valyalı kışkırtıyor diyebilecek kadar meseleyi abartan, çarpıtan, kendi buradaki eksikliğini görmezden getirmeye çalışan bir anlayış var Pendik'te. Sonrasında bize selam veren 13 tane çalışanımızı işten attı. Hiçbirini daha önce tanımıyorum. Hiçbir tanesi ne ben, ne Niyazi Bey, ne diğer 500 arkadaşımız, hiçbirimiz hiçbir tanesini tanımıyoruz. Yani belediye çalışanları, belediye bürokratları, hani bir siyasi parti değişince bürokratları değiştiğini görüyorum da, yani aynı siyasi partide bir belediye başkanı değiştiğinde bütün bürokratların yok sayıldığı bir dönemini ilk kez görüyorum. Kenan Şahin döneminde de, Erol Koyay döneminde de burada başarılı işler yapan çok sayıda bürokrat arkadaşımız var. Gelir gelmez önce onlar gönderildi. Yazık. Bunların hepsi Pendik'in değeri. Burada yetişmişler, burada iş yapmışlar. Pendik'i tanıyorlar, ilçeyi tanıyorlar, hizmet üretmişler. Belediye başkanı değişti diye. Bunlar olur mu? Olmaz. Ben belediye başkanı olunca ilk önce onların tecrübesinden yararlanacağım. Başka bir siyasi partiyle birlikte olabilir. Hiç önemi yok. Onlar devletin bürokratlarıdır, devletin memurlarıdır. Bu şehre kattıkları önemlidir. Bilgileri, birikimleri, tecrübeleri önemlidir. Bu şehirde gördükleri önemlidir. Bu şehirde gördükleri yanlışları dile getirmeleri önemlidir. Ve ben onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğim. Ben biliyorum ki mevcut belediye başkanı, belediye personelleri bir kere kahvaltı etmemiştir önemli çoğunluğuyla. Bir tanesi elini sıkmamıştır. Geldiğimizde ilk iş belediye bütün personelleri bir yere gelmektir. Belediye personeli taşınır, fark etmez. Pendik'e kim hizmet ediyorsa onlarla bir araya geleceğiz. Onların elini sıkacağız. Onlarla kahvaltılarda, yemeklerde buluşacağız. Benim telefonum herkese açık. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapıyorum. 90 bin çalışanım var, bir tane numaram var. Bütün telefonum, bütün çalışanlarda var. Herhalde son 5 sene içerisinde 6-7 binden fazla belediye çalışanıyla özel dilde toplu olarak bir araya gelmişimdir. Hepsinin sorunları konuşmuşumdur. Herkes ulaşabilir. Benim sloganım Pendik'te birlikte. Bu benim için bir slogan değil. Benim için yaşam biçimi. İnsan ayırmadan, adam kayırmadan derler ya. Ben bugüne kadar böyle davrandım.
5 yıl boyunca da Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimde olduğumuz dönem içerisinde böyle davrandık. Bize gelen herhangi bir sorunla ilgili vatandaş da sadece şuna baktı. İsteği hukuki mi? Bu birincisi. Ahlaki mi? İkincisi. Yani ben akşamleyin yattığımda kafamı yastığa rahat koyabiliyor muyum? Ben ona baktım. Ve sonucunda siyasi parti gözetmeksizin, herhangi bir başka bir şey gözetmeksizin vatandaşın bütün sorunları için yardımcı olmaya çalıştım. AK Partili arkadaşlarım da bunlara dahildir ve şahittir. Hepsi. Bütün muhtar arkadaşlarım şahittir. Bütün basın mensubu arkadaşlarım bunlara şahittir değerli arkadaşlar. O yüzden Pendik'le birlikte benim için bir slogan değil, yaşam biçimidir. Çok açık söylüyorum. Geçmiş dönemde hangi siyasi partiye oy verirse versin. Benim için bunun hiçbir önemi yok. Bugün itibariyle biz burada Cumhurbaşkanımızı seçmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı seçildi. 4 sene boyunca orada görevde. Hükümeti seçmiyoruz. Hükümet seçildi. 4 sene boyunca orada görevde. Milletvekillerini seçmiyoruz. Onlar orada görevde. Biz Pendik'te Pendik'e hizmet edecek. Pendik'e vizyon katacak bir belediye başkanı ve yönetim seçmeye çalışıyoruz. Bütün meselemiz bu. O yüzden Pendik için. Pendik'te bu düzenin değişmesini isteyen, Pendik'te bu adaletsiz düzenin değişmesini isteyen herkesle birlikte. Geçmiş dönemdeki bu evvelere bakmaksızın. AK Parti'ye, MHP'ye, HDP'ye, Yeniden Refah, Saadet Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne kimi oy verdiğine bakmaksızın bu şehirde bu düzenin değişmesini isteyen, bu şehrin bir avuç insanla kurtulup gerçekten 750 bin nüfuslu Pendik'e yakışan bir yönetimin gelmesi için biz Pendik'te birlikte mücadele edeceğiz. 31 Mart 2024 tarihinde seçimleri Pendik'te birlikte kazanacağız. Bizim bugüne kadar söylemimiz 16 milyon İstanbul'da hizmetti. Ben bugün itibariyle bunu değiştirdim. 16 milyon İstanbulluya ve 750 bin Pendikli'ye hizmet olarak ben bunu değiştirdim. 16 milyon İstanbulluya ve 750 Pendikli'ye hizmet edeceğiz. Bugün de buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.